da sağlık geliyor. İkincisi eğitim. Üçüncüsü adalet, hukuk. Bunlar olmazsa olmaz. Her şey bunların üstüne dönüyor. Ve insanoğlu var olduğu müddetçe de hukuka, adalete ve temelindeki özgürlüğe her zaman muhtacız. Şeyimiz var, işimiz oraya muhakkak düşüyor. İki insan olduğu zaman muhakkak bu adalet ve hukuk kavramları ortaya çıkacaktır. Bunları konuşacağız. Bir de hukuk en çok tercih edilen bölüm. Niye tercih ediliyor bilmiyorum. Yani belki yanlış bir düşünce de olabilir ama hani Amerikan dizilerinde, filmlerinde falan böyle bayağı bir hani etkiler böyle çarpar. Ben de işte hukukçu olacağım. Ben de işte kendimi göstereceğim, ispat edeceğim, tuttuğumu kopartacağım. Biraz da serde gençlik var. Ondan sonra sistemi düzelteceğim. Herhalde bunlar biraz daha ağır basıyor, geliyor bana. Bunları da konuşacağız. Kimi de konuşacağız? Maltepe Üniversitesi'ndeyiz. Bu güzel kampüsteyiz. Arkamızda hukuk fakültesine dayadık. Değerli konuğumuzla Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Sayın Yusuf Aksar hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz üniversitemize. Elimi ayağımı denk alayım çünkü hocam uluslararası hukuk uzmanı, profesörü. Uluslararası ceza hukuku uzmanı, profesörü. Dolayısıyla hani dikkatli olmakta yarar var. Evet hocam, neler diyeceksiniz? Çocuklar çok tercih ediyorlar hukuku. Öncelikle üniversitemize ve fakültemize şeref verdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Hukuk fakültesi elbette sizin girişiniz de etkileyici oldu. Öğrencilerimiz açısından ve gelecek kuşaklar açısından da. Tabii hukuk mesleği oldukça eski mesleklerden bir tanesi. Ve İkinci insanla birlikte başladı. Tabii iki insan bir araya geldiğinde artık tartışma, uyuşmazlık ve uyuşmazlık çözüm yolunu bulmanız gerekli. Buradan da hukuk ve adalet mekanizması karşımıza çıkmaya başlıyor. Çok kutsal bir mekanizma. Eski, evet kesinlikle. Ve toplumları ayakta tutan bir mekanizma. Eğer bir hukuk sistemini inşa edemez iseniz, adalet dağıtamaz iseniz, devlet olarak, millet olarak, uluslararası alanda durmanız mümkün değil. Bildiğimiz, hepimizin bildiği deyişler vardır. Kısaca birkaç tanesine değinmek gerekirse. Hepimiz biliriz, adalet mülkün temelidir, devletin temelidir. Devletin temelidir. Ülkeler kılıçla alınır, adaletle idare olunur. Ne güzel. Bizim de amacımız Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde bu de çok önemli, nitelikli hukukçular yetiştirmeyi amaç ediniyoruz. Peki nedir nitelikli hukukçular, uluslararası hukukçular? Bu dersle mi inşa edilir yoksa dersin yanında işte kültürü de olacak, dili de olacak, değil mi? Sosyal ilişki, beşeri bilimler de olacak. Tabii uluslararası düzeyde nitelikli bir hukukçu yetiştirebilmeniz için temeli, background'u çok sağlam olan bir kitle, öğrenci kitlenizin olması gerekir. Türkiye'de son yıllarda yapılan özellikle 150 bin sınırlaması bu anlamda önemli ama yeterli değil. Bence geçtiğimiz yıllarda bizim öğrencilik yıllarımızda olduğu gibi belli bir süre içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ilişkilerinin kesilmesi gerekir. Bu da öğrencilerimizin daha etkin çalışmalarını sağlayan bir yöntem olacaktır. Ki bunun doğruluğunu da geçtiğimizde YÖK'ün yaptığı lisansüstü çalışmalarla ilgili belli bir sınırlandırma getirildi, biliyorsunuz. Bu dünyanın içerisinde olan birisiniz siz. Lisans düzeyine de bunun getirilmesi gerekli. Uluslararası düzeyde bir hukukçu yetiştirebilmek için öncelikle sizin akademik kadronuzun da bu yapıda olması, yetkin, etkin olması, lisansüstü çalışmalarının, doktora çalışmalarının dünya seviyesinde olması. Çünkü o çevreye hizmet edecek bir uluslararası hukukçu veyahut da uluslararası alanda faaliyette bulunacak olan hukukçu yetiştirmek durumundasınız. Bu düşünceden hareketlidir ki zaten Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi. Yani üniversitenin kuruluşuyla birlikte hukuk fakültesi de devreye girdi. Devreye girdi. Ama 2012'den itibaren Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi reform niteliğinde köklü bir değişikliğe imza attı. O da öğretim programını %30 İngilizce'ye çevirmek. Buradaki temel amaç nedir? İngilizce bilindiğinde anlam ifade eden, dünyaya hukukçu yetiştirebilen programı sunmaktır. Bu şu anlama mı geliyor? Yani hukuktaki derslerin %30'u İngilizce yapılıyor. Tabii, anlamına tabii, geliyor tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. Yani örnekler olarak, örneğin uluslararası hukuk, international law, uluslararası ceza hukuku, international criminal law, international human rights law, international arbitration law, investment law, economic, enerji, European Union. Bunların hepsi
İngilizce olduğunda bir anlam ifade Peki, ediyor. Peki bu öğrenci yani bu zaten elzem. Hani evet. Olmazsa olmaz. Ama öğrenci açısından da zorlayıcı bir faktör. Tabii tabii. Ama kesinlikle. Sen hukuku seçmişsen, adaleti seçmişsen bunu yapmak zorundasın kesinlikle, zaten. Kesinlikle. Çünkü senin sınırların sadece burası değil. Öyle evet, değil mi? Evet. Ki bunu sağlamak için de biz sadece derslerimizde değil. Kesinlikle. Aynı zamanda yetmez. Uygulama alanlarında, sanal mahkeme salonumuzda veyahut da ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen farazi dava yarışmaları ki birebir gerçektir bunlar aslında. Bunlarla öğrencilerimizi donatmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda örneğin ulusal düzeyde özel hukuk alanında 2014 yılında aldığımız bizim Türkiye ikinciliğimiz var. Birinciliği tek bir puanla kaybettik. Değil Yine hocam. Uluslararası düzeyde bunu özellikle belirtmek istiyorum. Son yıllarda uluslararası ceza hukuku alanında birebir uluslararası ceza mahkemesinin gerçek hakimleri ve gerçek salonlarında yapılan farazi dava yarışmalarında da Türkiye'mizi temsil eden ender fakültelerden birisi olduğumuzu yani, belirtmek istiyorum. Yani hukuku istemek tamam doğal bunu saygıyla karşılıyorum. Ama sadece istemekle bitmiyor. Ondan sonraki işte 4-5 yılını her dakikasını çok dolu geçirmek gerekiyor. Kesinlikle. Yani sadece sizin hukuk fakültesinde verilen derslerle sınırlı kalmamak lazım. Kesinlikle. Yani öğrencinin sizlerin olanakları sayesinde kendini çok iyi donatması lazım. Kesinlikle. Yani insani ve toplum bilimlerden ders alacak, güzel sanatlardan ders alacak. Onlar yetmeyecek, sinemaya gidecek, tiyatroya gidecek. Kesinlikle. Öyle değil mi? Kesinlikle ve bizim müfredat programımıza baktığınızda bunların hepsini görebilirsiniz. Bizde iktisat dersleri var. Bizde maliye, mali hukuk dersleri var. Bizde uluslararası ekonomi hukuku var. Multidisipliner. Enerji hukuku var. Bu tamamen diğer branşlarla, mühendislikle de bağlantılı, hukukla da bağlantılı, uluslararası alanla da bağlantılı. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar biz zaten diğer alanlarla multidisipliner bir şekilde programımızı oluşturduk. Ve biz bunların ürünlerini de almaya başladık aslında. Peki hocam bu kadar çok tercih ediliyor da bu kadar mezun olan öğrencilerin hepsi de rahat iş bulabiliyor mu? Bu bir. İkincisi hani bu hukukta sıyrılmak. Ondan sonra ne bileyim kendini göstermek alanında, ne bileyim uluslararası platformlarda yer alabilmek. Yoksa sadece bu küçümsemek haddim değil, o bağıttan evet. Söylemiyorum. Hani iflastır, işte evliliktir, boşanmadır, çektir, senettir. Hani onunla sınırlı kalmayıp da diğer hani faaliyetleri göstermek için ne yapmak lazım, nasıl olmak lazım? İşte budur bizim zaten yapmaya çalıştığımız. Bu olmalı. Evet. Dolayısıyla özellikle son 5 yıldır bizim Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak çaba sarf ettiğimiz şey, hukuk fakültesi mezunlarının sadece avukat, hakim, savcı gibi klasik mesleklerle değil, bunun dışında, bunun ötesinde, Türkiye sınırlarının ötesinde etkin olabilecek Çok hukukçular güzel. Yetiştirmek. İşte bu düşünceden hareketle biz uluslararası yarışmalara katılıyoruz. Bu düşünceden hareketle öğrencilerimizin uluslararası platformlarındaki her şeyini destekliyoruz ki üniversitemiz bu anlamda Birleşmiş Milletler'e öğrenci göndermiştir. Staj programı kapsamında Uluslararası Adalet Divanı'na önümüzdeki hafta gidecek olan bir ekibimiz var. Hollanda ile Haye'ye gidecek. Yine staj ortamında bir hafta geçirebilecek, orada briefingler alabilecek girişimler var. Bunlar çok kolay şeyler değil aslında. Soracağım şeye kısmen cevap vermiş oldunuz ama mesela bir mühendislik fakültesinde ya da şu karşıdaki iletişim fakültesinde hani sektörle bir işbirliği vardır. Bir kariyer ofisi olarak hani onlara yol gösterebilirsiniz. Şuraya hani başvurabilirsiniz dersiniz. Evet. Şimdi hukukta tamam sanal mahkeme salonu var. Lahey'e gönderiyorsunuz. Evet. Ya da normal adliyelere gidiyorlar, geliyorlar. Ama mezun olduktan sonra kariyer ofisi olarak bilmiyorum hani hukukta var mı? Ya bak şuraya da başvurabilirsin. Şu işte yapabilirsin. İşte biz seni şuraya da yönlendirebilir. Böyle bir şey var mıdır? Bunların hepsini bizim öğretim üyelerimiz zaten sunuyor. Bizim kapılarımız 24 saat değil ama mesai saatlerinde herkes açık. Dekanlık dahil açık gelip görebilirsiniz. Ve biz öğrencilerimizi sadece mezun edene kadar burada tutmuyoruz. Bugün itibariyle mezun olan öğrencilerimiz var. Amerika'da yüksek lisans doktora yapan öğrencilerimiz. Bir sıkıntıları oluyor, bizimle temasa geçiyorlar. Referanslarını, her şeyini biz hazırlıyoruz. Yine ben dışişlerinde görev almak istiyorum diyen öğrenci arkadaşlarımız oluyor. Başarılı olmak kaydıyla Dışişleri Bakanlığı'nda staja gönderiyoruz. Yine en son örneğin bu dönem arasında bir haftalık Uluslararası Hukuk Kış Okulu dediğimiz etkinliğe
hep uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ağırlıklı olan bir programa biz buradan kendi hukukçularımızı da getirebiliyoruz. Çok geniş bir yelpaze için biz aslında elimizden geleni yapıyoruz ve başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Burası zaten hukuku çok iyi hatırlıyorum. 20 sene önce rahmetli Aydın hocamızın vasıtasıyla çok sağlam kurulmuştu zaten. Allah rahmet eylesin, kendisini saygıyla anıyoruz. Ben burada hukuku okurdum ama okurken sizin öğrenciniz olduğum zaman deniz ticaret hukukunda uzmanlaşmaya çalışıyordum. Hani bu benim şahsi fikrim. Doğru olur muydu? Evet, tabii ki olurdu. Deniz ticaret hukuku Türkiye'nin üç bir tarafının denizlerle çevrili olduğu bir alan. Yine genç öğrenci adaylarımızın hep deniz ticaret hukukuyla ilgili var düşleri vardır. Bize gelenler sorar ve hepsinin hayalinde deniz ticaret hukuku var. Bir diğer uluslararası hukuk yine aynı şekilde. Bunlar bir nevi şehir efsanesi veyahut da Türkiye'nin böyle bir yönlendirmesi. Peki, var. Şimdi hani bu yanlış anlaşılmasın, biraz esprili bir şekilde söyleyeceğim ama kimseyi zan altında bırakmıyorum. Hani şu dağ başına ben desem ki hukuk fakültesi açtım. Vallahi tercih edilir dolar. O kadar çok hukuk fakültesi var ki işte kısıtlama getirdi. Biraz daha denetim var. Kalitenin yükselmesi çalışılıyor. Yani bütün hukuk fakülteleri doluyor. Evet. Her yerde doluyor. Evet. Şuraya ben dersem dolardır. Ama mesele bu değil. Mesele sağlam çıkmak. Evet, kesinlikle. İşte o kalite, o çok önemli. Bunun için birkaç bir şey daha söylemişsiniz mesela. Yani çocuklar tercih ederken tamam hukuk seviyor. Belki kontenjan var, belki şartlar bunu gerektiriyor falan filan ama biraz daha zorlayıp hani aklı selim bir tercih yapmak için hukukçu olarak ne tavsiye edersiniz? Tabii hukukçu olarak bir defa çalışmak şart. Yani hukuk öğrencisi, tıp fakültesi öğrencisi, üniversitelerdeki diğer öğrencilerden farklı bir kategori. Güzel. Yani 24 saat esaslı bir çalışma. Mezun olduktan sonra mutlaka diğer branşlarda da kendinizi yetiştirmeniz, gelişmelere ayak uydurmanız gerekli. Ama hukukta kanunlar değişiyor. Sıfırdan tekrar okuyup yorumlamak durumundasınız. Yine dünya küreselleşti, küçük bir köy haline geldi. Dolayısıyla internet dediğimiz bir artık hukuku her yönüyle giriyoruz. Dijital hukukundan tutun, alışverişlerimizi yapıyoruz sanal ortamlarda. Bunların hepsi aslında birer uluslararası hukuk işlemi. Diyelim siz buradan internetten girdiniz, yurt dışından bir sipariş var. Bu sipariş teslim edilmez ise ne olacak, nasıl çözeceksiniz? Dolayısıyla bunların hepsinin de çözümünün üretilebildiği entegre bir hukuk sisteminin olması süremiz gerekli. Doldu ama şununla bitirelim. Esasında bu da çok önemli. Şurada da tıp fakültesi var. Sağlık hukuku. Evet. Şurada iletişim fakültesi var. İletişim hukuku. Evet. Değil mi? Evet. Ondan sonra ne bileyim işte yani girmediği hukukçunun yapamayacağı bir alan yok. İktisata girebilir. Kesinlikle. Ne bileyim işte müşavir olabilir. Öyle değil mi? Uluslararası siyasete atılabilir. Uluslararası ticarette danışman olabilir. Nereye çekseniz gidiyor yani. Zaten hukuk fakültelerini bir numaralı tercih sırasına oturtan sebep bu. Çünkü sahip olduğunuz diploma size bütün kapıları açabiliyor. Ben onun için aileler bize soruyor, sosyal bilimlerde ne okumalıyız? Birinci sıraya hukuk fakültesi diyorum. Çünkü hukuk fakültesinin açmayacağı bir kapı yok. Doğru. Dolayısıyla eğitim alanında öğretmen olabilirsiniz. İletişimde, iletişim hukuku alanında dediğiniz alanlara yönelebilirsiniz. Bunların hepsi mümkün. Biz bunun bir ötesini diyoruz. %30 İngilizce programıyla Edirne'nin öbür tarafında, uluslararası örgütlerde, uluslararası yargı kuruluşlarda dünya ile birlikte dünyanın sorunlarına çözüm üreten hukukçu olmak diyoruz. Bütün hedefimiz bu. İyi ki adalet var, iyi ki hukuk var. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.